kültür mozaiği. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleri, Ulu Cami'deki muhteşem hat sanatı, Yeşil Külliye'deki eşsiz çini ve seramiklerim, hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesi, Somuncu Baba'nın fırını, Aşık Yunus'un şiirleri ve Üftade Hazretleri'nin tekkesi, zengin mermer taş işçiliğiyle Yıldırım Bayezid Camii, Birinci Murad'ın duasının Hüdavendigâr Camii'nde yankılanan sesi, Selçuklu ve Osmanlı'nın en nadide eserlerinin bulunduğu Türk-İslam Eserleri Müzesi, adeta bir görsel şölen olan Panorama 1326 Fetih Müzesi, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran Kent Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla restore edilen Zindan Kapı, Bursa'ya yapılan göçleri anlatan Göç Tarihi Müzesi, Türk-İslam kültürünün önemli değerlerini anlatan Vakıf Kültürü Müzesi ve dillere destan efsanelerle çağları aşan Karagöz ve Hacivat'ın şehri. Gecesi ve gündüzü ayrı güzel olan şehrin kalbindeki tarihi belediye binasıyım. Cumalı Kızık'taki yaşayan kültür mirası ve tarihin gastronomi ile buluştuğu bir lezzet şehriyim. Ben tarihi dokusu ile bir zaman yolculuğu olan Hanlar Bölgesi ve İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan Anadolu'daki son kapısı Kapalı Çarşı'yım. Usta ellerle üretilen İznik çinisi, Irgandı Köprüsü'ndeki ustaların emekle ürettiği sayısız sanat eseri ve ateşe meydan okuyan çelikten de keskin Bursa bıçağı. Merinos Atatürk Kültür Merkezi'ndeki senfoni orkestrası, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki gösteri sanatları, halk oyunlarının en neşelisi, cesur ve gözü pek kılıç kalkan ekibi ve Osmanlı'dan miras Mehteran'ım. Ben Bursa'yım. En samimi duygularımızla, sevgi ve saygıyla kalben selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli protokol, kıymetli misafirler, törenimizin açılış konuşmaları öncesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le mukaddes vatanımız için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihar etmiş Türk büyüklerini rahmet ve minnetle anıyor, sizleri İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat, İstiklal Marşımız. Değerli protokol, kıymetli misafirler, törenimizin bu bölümünde açılış konuşmalarına geçiyor. Büyükşehir Belediye'mizde ortak paydada buluşarak mesai ve hizmetleriyle kent insanımızın hayatına değer katan Osman Gazi Belediye Başkanım Sayın Mustafa Dündar'ı huzurlarınızda takdim ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, Milletvekillerim, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcım, Adalet Komisyon Başkanım, Cumhuriyet Başsavcımız, değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Bursa'mız için, Bursa'mızın gelişimi için, trafik sorunu çözüm noktasında hayırlı bir hizmet için, hayırlı bir günde bir araya geldik. Bu törenimize hoş geldiniz diyoruz. Size saygıyla selamlıyorum.
Bursa'mız hızla büyüyor, gelişiyor. Ve bu gelişimi de bizler takip ederek bu gelişime göre hayatı kolaylaştıracak çalışmaları üstleniyoruz. Ve bu çalışmaları büyük şehrimiz bir taraftan, Osman Gazi Belediye'miz bir taraftan Bursa'mızı hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada yapılan bu çalışma yoğunlaşan bölgemizde hem ticari hem de yaşam bölgesi olarak biraz daha yoğunlaşan trafiğin rahatlamasına vesile olacak bir geçit, köprü temel atma törenindeyiz. Tabii nüfusumuz artıyor. Nüfus artma oranındaki gelişme göre de sorunlar çoğalıyor. Ama bizler belediyeler olarak yeni yatırımlarla bunların önünde gidiyoruz. Burada yapılacak olan bu çalışma ile ciddi bir yoğunluk oluşturan adliye binalarıyla birlikte burasındaki trafik sorununun daha rahatlayacağını göreceğiz inşallah birlikte. Bu vesileyle başta Büyükşehir Başkanımız olmak üzere emeği geçene çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun Bursa'mıza, bölgemize. Size saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok değerli Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Bursa için öncelikli projeleri kararlı adımlarla gerçekleştiren, modern şehircilik anlayışıyla her alanda marka kent hedefini ortaya koyan kadim şehrimizin hizmetkarı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ı takdimimdir buyursunlar efendim. Saygıdeğer milletvekillerim, çok değerli Cumhuriyet Başsavcım başta olmak üzere adalet mekanizmamızın kıymetli başkanları, yöneticileri, çok değerli AK Parti İl Başkanım, çok kıymetli Osman Gazi Belediye Başkanım, meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili misafirler, UYEDAŞ'ın çok değerli yöneticileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. İnşallah bu akşam İlk teravihle, ilk sahurla başlayacağız. Cenab-ı Allah oruçlarımızı şimdiden kabul etsin diye dua ediyorum, temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, gönül sohbet ister kahve bahane misali bugün güzel bir vesileyle bir araya geldik. Sessiz, sakin, karıncalar gibi çalışıyoruz. Arı gibi çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizle beraber bir sürü güzel projeyi ortaya koyuyoruz. İnanın bütün dünyanın yatırımları durdurdu. Bütün dünyanın Ukrayna-Rusya savaşından etkilenerek açıkçası şaşkın şaşkın baktığı bir ortam içerisinde şükürler olsun bizim şehirlerimizde hamle var, bizim şehirlerimizde hareket var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna-Rusya savaşı süreciyle alakalı yapılan müzakerelerin netice vermesi de barış müzakerelerin netice vermesi bizim en büyük temennimizdir. Kimsenin krizinden fırsat umma derdinde falan değiliz ama Türk insanı her zaman barışla yaklaşmıştır. Türk insanı her zaman hoşgörüyle ve kardeşlik duyguları içerisinde hareket etmiştir. İnşallah bu yaptığımız hamleler neticesini, karşılığını verecek. Buna yürekten inanıyor ve bunu böyle düşünüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Bursa biliyorsunuz 3 milyon 200 bine yaklaşan nüfusuyla, her geçen sene 50-60 bin civarında artan nüfusuyla, takdir edersiniz ki birçok büyük şehirler gibi öncelikle ulaşımı konuşuyor. Geldiğimiz günden bugüne aslında bu manada çok şeyler yaptık. Belki bugün adliye kavşağının temel atma törenindeyiz ama öncelikle onları şöyle bir kısaca hatırlatmak istiyorum. Yürüdüğümüz yoldan toplu taşımaya, duraklardan kavşaklara, otoparklardan meydanlara kadar aslında bunlar hepsi birer ulaşımın alt başlığı. Dolayısıyla biz bu manada şehrimizin bir alan planını çıkardık biliyorsunuz. 2030 master planımızı çıkardık ve bu doğrultuda da çalışmaya başladık. Burulaş'a 271 yeni otobüs kazandırıp özel halk otobüsü filomuzu %75 yeniledik. 5.4 bizim yaş ortalamamız. İnanın Avrupa'da birçok ülkede bu yaş ortalaması otobüslerde yoktur. T2 hattı biliyorum çok can sıktı, çok uzadı ama maalesef kanuni prosedürler, bırakılan ihaleler, terk edilen alanlar, müteahhitimizden kaynaklanan sıkıntılar, tabii ki ekonomideki değişim ve dönüşümlerin de bunda etkisi oldu. Mayıs ayında test sürüşüne başlıyoruz. Haziran'da inşallah T2 tam teşekküllü çalışmaya başlayacak. Yine Emek Şehir Hastanesi hattı birkaç kez ihale iptal oldu ama Ulaştırma Bakanlığımız öncülüğünde, Büyükşehir Belediye'mizle işbirliğinde
Çalışmalar başladı ve hızlandı. Ben saygıdeğer milletvekillerime, çok değerli il başkanıma destek ve katkıları için özellikle tüm bu projelerimizle beraber ama özelde Emek Şehir Hastanesi aynı zamanda hızlı trenin hızlandırılmasıyla alakalı da kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Tabii kavşaklar sorgulanıyor, akıllı kavşaklar devreye sokuluyor ve beraberinde de çalışmalar hızlı ilerletiyor. Kıymetli kardeşlerim, şimdi belki gözle görmediğiniz çalışmalar da var. Mudanya'nın Bursa'ya gelişi, Bursa'dan Mudanya'ya gidiş, Geçit Mahallesi, ana yoldaki çalışmalar, yine arka sokaklardaki çalışmalar, şehir hastanesine farklı ulaşımlarla alakalı, inanın tam bir şantiye konumundayız. Ve inşallah bu çalışmalar bittiğinde bunun karşılığını tam olarak alacağız. Sinyalizasyon optimizasyonu yaptık. %66 kapasitemizi arttırdık. Her geçen gün metroda da artıyoruz. Toplu taşımada lastikli sistemler dahil geçen bu pazartesi 870 binleri gördük. 900 binlere yaklaştık. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyoruz. Yine kıymetli kardeşlerim, optimizasyonla biliyorsunuz arzu ettiğimiz zaman kapasiteyi %66 arttırma imkanına sahibiz. Dün bir fiyat ayarlamasına gitmek durumunda kaldık ama iddialı bir şekilde söylüyorum. Hala 5 büyük şehir arasında en ucuz ulaşım Bursa'da. Hele hele öğrenciyle alakalı hiç söylemeye gerek yok. 70 liralık abonman kartıyla öğrenci kardeşlerimiz bir ay boyunca istedikleri yerlere gitme imkanına sahipler ki bu açıkçası Türkiye'deki en ucuz ulaşım abonmanlığından bir tanesi. Köylerimize yönelik yaptığımız çalışmalar var. İlçelerimize yönelik yaptığımız çalışmalar var. Arkadaşların sabah bana verdikleri briefing 56 tane şu an yolla alakalı devam eden şantiyemiz var. Özellikle burada tabii yıllardır konuşulan Samanlı köprülerimiz vardı, Cenub kanalımız vardı. O çalışmalar da devam ediyor. Ben çok yakın bir zaman içerisinde Yunuseli köprülerimizin de aynı şekilde Balıklıdere köprümüzün de ihalelerinin yapılacağını buradan tekrardan ifade etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, biraz bu bölgeyle alakalı bilgi vermem lazım. Adliye kavşağı, bildiğiniz gibi bu bölgede dünden beri hareket var ama özellikle adliyemiz buraya yerleştikten sonra beraberinde Gökmen Uzay Havacılık Merkezi, Bilim Teknoloji Merkezi, Fuar Merkezimiz, Müftülük Binamız, Emniyet Binamız, bu aks T2 ile beraber daha da rahatlayacak inşallah. Ama bu kavşak takdir ederseniz ki bir zorunluluk haline geldi ve bu kavşağın acilen hayata geçirilmesi gerekiyordu. Tabii ekonomideki bu değişim ve dönüşümler de karşımıza bir sıkıntıyı da ortaya çıkardı. 44 milyona ihale ettiğimiz kavşak yaklaşık şu an itibariyle güncellenmiş fiyatla, fiyat farklarıyla beraber 75 milyon liraya mal olacak. Biraz daha artarsa işin o kısmını bilemem. Kavşak çalışması kapsamında 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda, 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda 2 adet köprü ve 3500 metre yol bağlantı yolu yapılacak. 290 bin metreküp kazı dolgu işi, 2450 ton demir işi, 9200 metreküp betonarme imalatı, 6800 metre fore kazık, 12 bin metre derin karıştırma yöntemi uygulanacak. Az önce de dediğim gibi yaklaşık 75 milyona bugünkü güncel fiyatlarla mal olacak bir proje. 5 ay, 5,5 ay gibi bir zaman içerisinde müteahhitimiz burada. Sıkıntı var mı? İnşallah bir aksilik olmazsa tamamlamayı da düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öncelikle tabii adliye mensuplarımızı, buradan hizmet alan vatandaşlarımızı rahatlatacak bir proje ama özellikle de bahsettiğim gibi BUTTİM'de, GUHEM'de, Bilim Teknoloji Merkezi de, hakeza bizim şantiye binalarımızda, müftülük binası da, diğer binalarımızda burada ciddi şekilde rahatlamış olacak giriş çıkışla alakalı. Hayırlı uğurlu olmasını, en kısa zamanda bitirilmesini Rabbim nasip etsin diyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Temel atma törenimiz hayırlı olsun inşallah. Saygılar sunuyorum. Efendim, Üreten Bursa'nın çalışkan başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nurak Taş'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine Bursa'mızın ve Osman Gazi ilçemizin kentsel gelişimi adına bu anlamlı ve özel günde bizleri yalnız bırakmayarak gücümüze güç, törenimize değer katan AK Parti Bursa milletvekillerimiz adına Doktor Sayın Mustafa Eskin Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum.
Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, il başkanımız, başsavcımız, adli komisyon başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Osman Gazi Belediye Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, kıymetli Bursalılar, gerçekten bizim için son derece önemli, anlamlı bir günde, bir saatte, bir saati icabede, bir cuma günü ve Ramazan-ı Şerif'e başlayacağımız bir gün, çok anlamlı, çok hayırlı bir hizmetin başlangıcı adına, temel atması adına bugün buradayız. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, gerçekten Bursa imparatorluk kurmuş olan bir şehir. Farklı özellikleri olan bir şehir. Heyecan veren bir şehir. Çok yönlü boyutlarıyla, evet, örnek teşkil eden bir şehir. Bugün Bursa'mızda ulaşım projelerinde bence son derece önemli, Bursa'yı ulaşım noktasında rahatlatacak bir projemizin temelini atıyoruz. Evet, adliyemizin bulunduğu bölgede trafiği rahatlatacak bir adım atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bundan dolayı, Bursa halkı adına. Evet, Bursa'da bugüne kadar 16-17 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanları tarafından yapılan çok önemli ve çok sayıda projeler var. Köprülü kavşaklar var, batçıklar var ve raylı sistemlerle ilgili bugün geldiğimiz noktada yaklaşık %80 gibi bir yatırımı, yani yapılan yatırımların %80'ini, evet, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları atmıştır. Ali Nur Başkan'a da burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Evet, Acemler Kavşağı başta olmak üzere trafiğin tıkandığı noktalarda önemli müdahaleleri peşi sıra atmaya devam ediyor. Bugün yine bunlardan birisini burada gerçekleştiriyoruz. Değerli dostlarım, AK Parti iktidarlarının 20 yıllık serencamı içerisinde birçok başlık var. Bunların başında da tabii ki ulaşım projeleri geliyor. 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış duble yolun eğer 3-4 katı kadar duble yolu 15-20 yıl içerisinde yaptıysanız bu bir başarı hikayesidir. Ve Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet'in ilk dönemlerini istisna tutarsak en büyük raylı sistem yatırımları eğer son 10-15 yıl içerisinde atıldıysa bu da bir başarı hikayesidir. Ve bu yatırımların tamamı milletimizin hayatını rahatlatmak ve konforunu arttırmak adına son derece önemlidir. Değerli dostlarım, geçtiğimiz gün ben Karacabey'deydim. Bursa-İzmir yolunun, evet, unuttuk ama gerçekten yapılan çok büyük işler var. Biz iktidara geldiğimizde bu yol gidiş geliş bir yoldu. Evet, duble yol olarak hizmete açılması yine bizim dönemimizde gerçekleşti. Son 10 yıl içerisinde 6 tane köprülü kavşak yapmışız İzmir yolunda. Bakın 3 tane daha köprülü kavşak yapıyoruz. Ve İstanbul-İzmir otoyolu, öyle değil mi? 9 saatlik bir mesafeyi 3 saatlik bir mesafeye indiren çok önemli bir ulaşım aracı. Bunların hepsi millete hizmet amacıyla, maksadıyla yapılmış olan yatırımlar. Bunları sadece bir yerden bir yere geçmek olarak görmeyin. Evet, Anadolu'dan Avrupa'ya 80 yıllık tarihimizde rahmetli Demirel döneminde yapılan bir köprümüz var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugünkü adıyla. Rahmetli Özal döneminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Ama bakın yaklaşık 10-15 yıllık süre içerisinde 4 tane geçişi AK Parti iktidarları sağlamış. Evet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bunlardan birisi. Marmaray bunlardan bir diğeri. Evet, Avrasya Tüneli bunlardan yine çok önemli birisi ve en son geçtiğimiz önceki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte açtığımız 1915 Köprüsü, Çanakkale Köprüsü. Bakın 80 yılda 2 geçiş sağlamışız. Son 15 yıl içerisinde tam 4 tane geçiş sağlamış. Bunları bir yerden bir yere ulaşmak olarak lütfen görmeyin. Bunlar bölgemizin ve ülkemizin gelişimi adına hepimizin gurur duyması gereken yatırımlardır. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Hiç kimsenin Türkiye adına, Türk milleti adına, Türk devleti adına yapılmış olan bu tarihi, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını itibarsızlaştırmış olmaktan eline hiçbir şey geçmez.
bunun doğru bir yol ve yöntem olmadığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bunlarla hepimizin gurur duyması gerekiyor. Bu yatırımlar hepimizin yatırımları, Türkiye'nin yatırımları. İşte ben burada bu açılışta, bu Bursa için gerçekten son derece önemli yatırımda, bu zor günlerde yapılan, başkanımızın ifade ettiği gibi bu zor günlerde yapılan bu yatırımlarda ben Bursa'da siyaset yapan bütün siyasi parti temsilcilerinin burada olmasını beklerdim. Bir başka yerde evet yine yapılan çok büyük yatırımların itibarsızlaştırılması amacıyla, gayesiyle gündem belirlemek yerine burada Bursa'ya değer katan yatırımların yanında olmalarını beklerdim. Maalesef bunun gerçekleşmemiş olmasından dolayı da büyük bir üzüntü duyuyorum. Ulaşılabilir bir şehir olma başlığı hepimiz adına son derece önemli bir başlık. Değerli dostlarım, bir iki cümle söyleyip konuşmamı bitireceğim ama bunu söylemek durumundayım. Evet, Bursa'nın ulaşılabilir bir şehir olması ile ilgili başlık adına yapılan çalışmaları hepimizin önemsemesi gerekiyor. Az önce söyledim, İstanbul'la İzmir'i bağlayan ve Bursa'yı da bir kavşak noktası haline getiren, İstanbul'la Bursa'yı entegre eden otoban bunlardan bir tanesi. Sadece bir geçiş değil, az önce ifade ettiğim gibi bölgemizin ekonomik değeri anlamında, sanayi bölgeleri anlamında, istihdam anlamında, ülkenin büyümesi anlamında ve çok boyutlu tasarruflar noktasında gerçekten ülke adına önemli bir yatırım. Evet, raylı sistemlerle ilgili biliyorsunuz Cumhuriyet tarihi boyunca evet ülkemizi demir ağlarla ördük. Demir ağlarla örülen şehirlerin arasında değerli dostlarım, birileri yine bunu bir polemik vesilesi olarak gündeme getiriyor ama demir ağlarla örülen şehirler arasında Bursa yoktur. Ne yazık ki yoktur. Sultan Abdülhamit döneminde 130 yıl önce 42 kilometre raylı sisteme kavuşmuş olan Bursa ne yazık ki AK Parti'ye kadar 1 metre ray döşenmemiş, var olan rayları sökülmüş olan bir şehirdir. Onun için bu noktada hızlı trenle ilgili yatırımımızı çok bölge için, sadece Bursa için, bölge için ve Türkiye için son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sadece Türkiye'nin raylı sistem ağlarına bağlanmış olmak adına değil, navlun maliyetlerimizi düşüren, evet biz bir ekonomi şehriyiz, yaklaşık olarak evet 15-20 milyar ihracatı olan bir şehirde yaşıyoruz. Mutlaka ürettiğimiz ürünleri raylı sistemlere ve o raylı sistemlerin ulaştığı limanlar üzerinden dünya pazarlarına götürmek, göndermek durumundayız. Bunun çabası içerisindeyiz, bunun çalışması içerisindeyiz. Ama yine Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarımız tekraren ifade ettikleri gibi biz raylı sistemimizi, evet bu zor şehir, dağla ovanın arasında sıkışmış şehir, yeni bir yol yapmanız için ovaya girmeniz gereken bir şehirde, evet bu raylı sistemimizi, yani hızlı trenimizi, yani işte altı, bugün için, bugün itibariyle altı tünelde Osmaneli ile Yenişehir arasında eş zamanlı çalışması yürütülen, bir günde 30 metre, inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde de bu eş zamanlı tünel çalışmalarıyla 50, bir günde 50 metre kadar tünel kazarak hızla bitirme iradesini ortaya koyduğumuz bu çalışmada inşallah bu raylı sistemimizi başkanımızın ifade ettiği kent içi raylı sisteme de entegre edecek. Hani o emekten önce Geçit'teki hızlı trenin istasyonuna, oradan da şehir hastanesine uzayacak olan ve geçtiğimiz ay evet yapımını başlatmış olduğumuz ve hızla bitirecek olduğumuz o kent içi raylı sistem, yani 62 kilometre kent içi raylı sistemi, evet bu hızlı trene bağlamamız neticesinde kentin ufkunda ve vizyonunda ve ulaşımında çok önemli bir çığır açacağımızın da ben burada altını çizmek istiyorum. Değerli dostlarım, evet sadece şehirden şehire bir ulaşım değil, kent içi ulaşımda da çok önemli bir adımı bu hızlı tren vesilesiyle attığımızın ben bir kez daha altına çizmek istiyorum. İşte bu bir vizyondur. Bu kenti desantralize etmek için de evet Karacabey'den Bursa'ya 15 dakikada, Yenişehir'den ve Yenişehir Havalimanı'ndan Bursa'ya 20 dakikada ulaşmanın yoludur ve bu da bir başarı hikayesidir. Biz bütün başarı hikayelerimizi aziz milletimizle birlikte yazdık. Bursalılarla birlikte yazdık
Biz onlara güveniyoruz. 14 ilçe belediye başkanımız ki burada da Osman Gazi Belediye Başkanımız var. Sayısız eserleri var Osman Gazi'mize. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve siyasi kadrolarımızla halkımızın, milletimizin, Bursalıların emrinde olduğunu ifade ediyor. Açılışını, temel atma törenini yaptığımız bu ulaşım projesinin, bu kavşak projesinin de az önce müteahhit arkadaşlarla da konuştuk. İnşallah Ağustos sonuna bitirmek gibi bir hedefimiz var. Bunun da takipçisi olacağız. İnşallah bunun da aksamaması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli milletvekilimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekillerim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti İl Başkanım, Yüksek Yargımızın değerli mensupları, değerli hazirun, şimdi de sizleri Adliye Kavşağımızın temeline ilk harcı birlikte koymaya davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Bursa'mızda trafiği nefes aldıracak Adliye Kavşağımız, Bursa'mıza, Osman Gazi ilçemize, kent insanımıza hayırlı uğurlu olsun. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, temel atma törenimiz için hayır kurbanı kesimi yapılacaktır. Allah kabul etsin. Ben Bursa'yım. Türk dünyası kültür başkenti. Uludağ'ın eteklerinde ve her şeyin başladığı yerde. Asya'dan Avrupa'ya, Doğu'nun ve Batı'nın birleştiği kadim kültürlerin merkezinde, gönül coğrafyasının, Anadolu'nun kalbindeyim. Ben Bursa'yım. Bir medeniyet zenginliğiyim. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin başkenti, yaşayan ruhuyum. Osman Gazi Türbesi'ndeki alp nöbeti ve sancak devir teslim töreniyim. Tarihin, inancın ve kadim medeniyetlerin izlerinin harmanlandığı sonsuz ve zengin bir kültür mozaiğiyim. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleriyim. Ulu Cami'deki muhteşem hat sanatı, Yeşil Külliye'deki eşsiz çini ve seramiklerim. Hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesiyim. Somuncu Baba'nın fırını, Aşık Yunus'un şiirleri ve Üftade Hazretlerinin tekkesiyim. Zengin mermer taş işçiliğiyle Yıldırım Bayezid Camii'yim. Birinci Murad'ın duasının Hüdavendigâr Camii'nde yankılanan sesiyim. Selçuklu ve Osmanlı'nın en nadide eserlerinin bulunduğu Türk-İslam Eserleri Müzesi. Adeta bir görsel şölen olan Panorama 1326 Fetih Müzesi, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran Kent Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla restore edilen Zindan Kapı, Bursa'ya yapılan göçleri anlatan Göç Tarihi Müzesi, Türk-İslam kültürünün önemli değerlerini anlatan Vakıf Kültürü Müzesi ve dillere destan efsanelerle çağları aşan Karagöz ve Hacivat'ın şehriyim. Gecesi ve gündüzü ayrı güzel olan şehrin kalbindeki tarihi belediye binasıyım. Cumalı Kızık'taki yaşayan kültür mirası ve tarihin gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehriyim. Ben
Tarihi dokusu ile bir zaman yolculuğu olan Hanlar Bölgesi ve İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan Anadolu'daki son kapısı Kapalı Çarşı'yım. Usta ellerle üretilen İznik çinisi, Irgandı Köprüsü'ndeki ustaların emekle ürettiği sayısız sanat eseri ve ateşe meydan okuyan çelikten de keskin Bursa bıçağı. Merinos Atatürk Kültür Merkezi'ndeki senfoni orkestrası, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki gösteri sanatları, halk oyunlarının en neşelisi, cesur ve gözü pek kılıç kalkan ekibi ve Osmanlı'dan miras Mehteran'ın. Ben Bursa'yım. Geçmişten geleceğe tarihin kalbi, mimarinin en güzel örnekleri, kültürün ve sanatın merkezi, Türk dünyasının el iziyim. Ben Bursa'yım. Türk dünyası kültür başkentiyim.